Antenas perfekti, sen de görebiliyorsunuz. İçinde de bulunabiliyorsunuz. Evet, evet. İçinde bulunuyorsun. İçindeyken çevirebiliyorsun ama yavaş çevirebiliyorsun. İçeride bu kadar hızlara getirtiremiyorsun modeli. Ha, öyle olduğu zaman daha kafa karıştırıcı oluyor. Bazısı için daha kafa karıştırıyor, bazısı için daha kötü. İşte evet. bunun optimum aslında kişiye mesela, kişinin oynadığı hani şey, öyle bir sistem olabilir belki. Hani kendini daha rahat yaptırabildiğin, en rahat yaptığın şekil sana uysun ve sen onun üzerinden çalış gibi bir şey olabilir. Ama bu AutoCAD ile Max arasında da büyük bir yer. Max'te sizin dediğinizde perspektif olarak daha iyi kullanabiliyorsunuz. AutoCAD'te sadece baktığınız yeri görüyorsunuz. Kullandığınız başka bir şey. Evet, ikisi de aynı tabanlı veri tabanlı program ama biri 3 boyutta daha iyi. Birisi sadece 2 boyut kullanılabilen bir program. Yani bakış açısıyla alakalıysa Max daha önemli bence. Bir de aslında şurada hani kadın erkek vesaire falan deyip duruyorduk ya. İki tane şeyden daha bahsedeyim. Şimdi kadın erkek hani bu 3 boyutlu bunlar çok anlamsız figürler aslında. Bu figürler anlamlandırılabilir bir şeye döndüğü zaman aradaki fark kalkıyor. Yani üstüne surat koyun, aradaki fark kalkıyor. Çok enteresan bir şekilde. Ya da elinle oynadığı için mesela biz bir ara Selva ile öyle bir şey rica
maketleri olsa ve eliyle oynayabiliyor olsa aradaki fark gidiyor. Yani hali hazırda olan fark gidiyor. Çünkü o zaman farklı bir duyuşun içine girmiş, kadınlara ekstra bir şey noktası açılmış. Kadınlara demeyeyim de oradaki fark olan grup her neyse, o aradaki şey azalıyor yani. Ve bu da enteresan bir şey. Demek ki farklı farklı yönlerden ele alınırsa bir şey, yani bir yerin eksikliği ya da gedikliğinden kaynaklanmıyor, kendine uymadığı için, tarzına uymadığı için olan bir fark çıkabiliyor. Ne düşünüyorsun? Yok, bunu zeka... Bunları genel olarak zekayla çok iyi. Evet, yani hepimiz bir fırlattayız. Ya bu aslında hani dediğiniz gibi biraz öğrenilebilir bir şey. Yani ben mesela programına hakimi kullanan birisiyim. Hani dediğiniz ya mesela erkeklerde işte oyunlarda işte üç boyutlu bakış açısı falan hani kadınlara göre birazcık daha fazla ve farklı olabilir diye. Yani ben bunu öğrenmeye başladığımdan beri tabii ki de mekanlara ve etrafa baktığım zaman bile üç boyut olarak algılamam daha farklı oluyor ve bir müddet sonra hani her şeyi üç boyut olarak daha rahat algılayabiliyorum. Oyunlarda da aynı şekilde. Yani mekanın içerisine girip... Yani büyük ihtimalle düşünüş tarzını değiştiriyorsunuz ya da eğitiyorsunuz ya da bir şey katıyorsunuz ona. Aynen. O etkiliyor. Yani sonucu etkiliyor. O, yani mekanı da düşünüyorsunuz yani. Yani oradaki kadın erkek farkı o öğretiyle beraber ortadan kalkmış oluyor evet. Aslında. Evet. Yani o zaman belki olan işte benim demeye çalıştığım kadın erkek vesaire hani böyle çok keskin ve değişmeyen bir şey yok. Her evet. Grubun içinde bir değişiklik var zaten. Evet. Bunu nasıl ele aldığınıza bağlı. Yani biraz bundan belki alakası olabilir ama şöyle bir şey var. Birazcık daha sosyal psikoloji alanının içinde stereotip tehdidi denen bir şey var. Bir prensip var. Siz mesela işte kızlarla erkekler arasında matematikte fark var diye bir ön kabulümüz var. Bir kız öğrenci alıyorsun, bir erkek öğrenci alıyorsun. İkisinde de aynı ön kabul var. Ve diyorsun ki bu test, bir işte şey yapıyorsun. Bu test şu anda size bir tane matematik testi uygulayacağım diyorsun. Kızlarla erkekler arasında fark var diyorsun. Kıza veriyorsun ve gerçekten daha kötü yapıyor. Erkeğe veriyorsun, daha iyi yapıyor. Ama mesela aynı testi verdiğin sırada bu işte hiçbir şey ölçmüyor, normal bir şey ya da hiçbir o farktan ya da o stereotipi tetikleyecek herhangi bir şey söylemiyorsun. Arada bir fark çıkmıyor. Erkeği söylesem, erkekler daha başarısız oluyor bu testte falan desin. Daha başarısız oluyor değil. Arada yani birisinde şey olmuyor, kadınlar o kendilerine aldıkları tehditli kullanmıyorlar diye. Nötr olarak yaptıkları zaman bir şey olmuyor. Tam tersi. Yok, yani tam tersini söylesen. Erkeği ön yargı söylesen testten. Ha, başka bir testten. Yok, aynı matematik desen de erkekler daha kötü yapıyor onu desen. Erkek daha sonra da stresini ve o denedi. Ama o stereotipi toplu tarafından kabul görüyor olması lazım. Sosyal. Yani mesela bunu zencilerle şey üstüne yapmışlar Amerika'da. Beyazlar üzerine yapmışlar. Ve o sırada şey olmuş. Karşılığı yoksa zaten. Evet, biraz hani o stereotiplerin bir kaynağı var zaten. Onun üstüne sürekli yani gidiliyor. Gidildiği için. Evet. Bir durum olabilir. Bir şey soracağım. Bu bütüncül bakma ve parçacı bakma konusu sizin koyduğunuz bir ayrım mı yoksa böyle bir ayrım zaten var mı? Böyle bir ayrım var. Şundan dolayı sordum. Bekleyin. Yani bana kalırsa bence parça bütünden çok lineer ve lineer olmayan düşünce biçimi. Buna farklı isimler de koymuş. Analitik bakış açısı vesaire diye. Yani isimleri farklı da koymuşlar. Ben genelde bütün gün üzerinden çünkü yapacağım uyaranları biraz parçalayayım ve gerçekten onların yaptıkları tarzda devam ettireyim diye düşündüğüm için parçalıyla bütüncül ismini kullanıyorum ama o isim değişik verilmiş yani. Yani asıl şuradan çıkmış. Bu iki grup arasında bir fark var. Bu fark neden oluyor olabilir? Stratejilerden kaynaklı. Yaptıkları strateji ne olabilir? Birisi daha bütüncül bakıyor, birisi daha parçalı olabilir, birisi daha analitik bakıyor, birisi daha işte yok. Analitik kompleks. Olabilir ben yani. Gene daha bir daha detaylı bir daha şey. Şey yapmak için iki yöntemini kullanıyor mu tüm insanlar? Onu bilmiyorum. Yani genelde ayrımlar böyle yapılıyor. Yani iki grup var ve farklılık var ya, yani bu gruplara bir atıfta bulundukları için genelde
nihayetinde çıkıyor zaten. Yani bir şekilde belli oluyor. Ona göre biraz şey yapıyoruz. İşte grubun içinde çok var. Fark edilenleri çıkarmak durumunda kalıyorsunuz vesaire. Sonra temizlemek durumunda kalıyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Yani dediğim gibi bu birazcık çok spesifik bir alan. Psikolojide, bilişsel psikolojinin içinde de spesifik kalıyor aslında. Ama bence bu uygulanabilir çok tarafı var. İşin içinde mekan olduğu için ve algı olduğu için, mekan algılanması olduğu için ve bunu hepimiz kullanıyoruz. İşte sürekli farkında olmasak da sürekli bir bilgi işliyorsunuz. Yani benim olduğum yeri görmeniz, kendi olduğunuz yer, insanların sizin çevrenizde olduğu vesaire. Hepsi işleniyor sürekli bunların. Bunu kullanması işte. Var mı? Direkt ihtiyacı var mı? Direkt ihtiyacı var. Geldik yok musun? Davet bekliyorum. Tamam inşallah. Direkt ihtiyacım var her zaman. Sadece şu anda mesela yapılan deneyde, daha önce şehirde olan da, daha önce psikoloji öğrencilerine yaptık. Şimdi mühendislik öğrencilerine yapıyoruz. Arada bir fark çıkacak mı çıkmayacak mı da bakmak için. Ama mesela birisinin sorduğu çok mantıklı bir nokta var. Yani söylediği ya da ortaya attığı çok önemli bir nokta var. İyi de Türkiye eğitim sisteminde zaten hasbelkader gelmiş oluyor bunlar dedi. Yani birisi çok çok isteyerek, birisi de çok çok isteyerek, onu da ölçmen gerekiyor ona bakarsan dedi. O da belki şeylerden bir tanesi olacak, bilmiyorum. Yani o faktörlerden birisi ortaya bulunması ve düşünmesi gibi şeylerden biri olabilir. Ama şu anda onların farkı çıkacak mı çıkmayacak mı onu bilmiyoruz. Bir de o elle hani oynanma şeyi falan var ya, bu maketlerle oynama falan. Şimdi yapmak istediğim ve hazırlıyoruz. Bir aya kadar bu çıkış şey yapacağız, o deneye başlayacağız. Daha ziyade böyle o öncesinde birkaç test, mental rotasyon değil, yanın beraberinde birkaç test daha var. Bu görsel ve mekansal beceriyi test eden. Birkaç test daha verip, öncesinde sonrasında verip arada mesela şeyle pratik yaptırmayı düşünüyoruz. Ya üç boyutlu puzzle'larla, ya işte üç boyutlu Tetris gibi oyunlarla, ya da böyle tahta küpler var, hali hazırda satılan, genelde çocuklar için satılıyor bunlar ama onlardan bir tanesini aldık, onlar üzerinde şimdi pilot ufak pilot yapıyoruz. Onlarla oynamak fark ettirecek mi, bir etkisi olacak mı diye. Bir sonraki aşamada düşündüğümde böyle geniş alanda insanları çıkartıp yürütürüp, orienteering denen bir şey var böyle. Bir noktadan öbür noktaya gidiyorsun, bir noktadan öbür noktaya gidiyorsun vesaire falan. Onlarla insanları bir iş yaptırıyor olmak bu gibi testlerde fark ettirecek mi? Bir de böyle. Nereden geldikleri, mesela Anadolu'da daha küçük bir kasabadan geliyor, bu etkiliyor mu? Bu önemli bir şey olabilir. Sanki algı